Trabzonspor'la, değerli arkadaşlarım, değerli sanatçı arkadaşlarımız burada. Başka kaymakamımız burada, Trabzonspor formasıyla geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan desteğiyle. Sevgili arkadaşlar, öncelikle ben burada bir siyasi olarak konuşmuyorum. Bana lütfetti, Harun kardeşim söz hakkı verdi. Ben de sizin gibi Trabzonsporluyum, en az sizin kadar Trabzonsporluyum. Benim bir farkım, 1960 yaş itibariyle, 1966'dan bu yana Trabzonsporlu. Divan Kurulu üyesi ve aynı zamanda Onur Kulüsü üyesiyim. Ama en az sizin kadar Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Şimdi bu konu gerçekten sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Ve Trabzon insanı hak, hukuk diyerek 2010-2011 kupasının arkasında topyekun duruyor. Topyekun dururken şunu da ifade etmek istiyorum. Biz bundan 6 ay önce Trabzon Dernekler Federasyonu İstanbul'da bizleri bir araya topladı. Ben gittim. Yalnız ben vardım milletvekili olarak. Orada bir karar alınmıştı. Demişti ki biz bunu Trabzon'da yapıyoruz, İstanbul'da yapıyoruz, diğer illerde yapıyoruz. Ancak bunu bir bütünlük içinde eş zamanlı yapalım. Ve sesimizi daha çok duyuralım. Böyle bir karar aldık ama bu karar sanıyorum henüz daha hayata geçirilmedi. Ve bu süreçten sonra da inşallah Tayfa grubumuzun yapmış olduğu bu sürdürülebilir panellerin arkasıyla ve tüm Türkiye'deki Trabzonlular ve Türkiye dışındaki Trabzonsporlular birlikte bu hakkımızın arkasında durmamız gerekiyor. Şimdi benim sosyal medyadan çok eleştirildiler arkadaşlar. Hala eleştiriyor ve çok ağır küfürler alıyorum. Çok ağır küfürler alıyorum. Bu bir gerçek. Fenerbahçeliler 6222 sayılı yasa, sporda şiddet yasası mesleğe geldiği zaman ben 10 dakika bir konuşma yaptım. Biliyorsunuz bütün siyasi parti grupları anlaşmışlardı. Kulüpler birliği bir araya gelmişti. Bizim başkan dahil olmak üzere genel başkanlara gittiler ve imza koydular yasa çıksın diye. Ben konuşmamın son metninde şunu söylemiştim. Her ne kadar demiştim, parti grupları da anlaşmışlarsa da ben bu yasaya retoy vereceğim dedim ve bu yasanın 8 ayda ne oldu, ne değişti diye de sormuştum. 8 ay önce çıktı, spor bakanımız zamanında tekrar spor bakanımız zamanında değişti. 6222 sayılı yasa, sporda şiddet yasası. Arkasından ben sevgili arkadaşlarım, değerli Trabzonsporlular, Federasyon'a ve Spor Bakanlığı'na mektup yazdım. Yakında takip edenler olduğunu biliyorum. Yalnız o zamanki Federasyon Başkanı Mehmet Ali Yaydın'dan cevap yazdı. Hukukun süreci devam ediyor. Onun sonucunu bekleyeceğiz. Spor Bakanı hala cevap verecek. Ve her platformda ve her genel meclisinde, kürsüde de her konuşmamda da sporla şiddet yasasından tarafa bırakarak kupamızı ne zaman vereceksiniz arkadaşlar diye sorularını sordum bakana. Her konuşmamda, hatta bir konuşmamda dopingle ilgili konuşuyoruz ve ben spor bakanına döndüm. Suat Kılıç'a sayın dedim ki sayın bakan şimdi sen merak ediyorsun. Sayın Canalı'yı söyleyecek mi? Evet dedim söyleyeceğim. Kupamızı istiyoruz. Yani burada arkadaşlar siyasi olarak bakmadan, genel başkanların tavrını da dikkate almadan birlikte hareket etmemiz lazım. Birbirimize destek vermemiz lazım. Ama ne yazık ki bu desteği ben şahsen alamadım. Ve kendi Trabzonspor'da sizin kadar Trabzonspor olarak kendi imkanlarımla bir muhalefet milletvekili olarak her platformda Trabzonspor'la ilgili basın açıklamalarımı, basın bildirimi ve son hukuksal konuda çok ağır bir ithamda bulundum biliyorsunuz. Ve bizi Fenerbahçeli avukatlar, Nusret Bey belki biliyor, Fenerbahçeli avukatlar bizi savcılara suç duyurusunda bulundular. Bizi suç duyurusunda bulundular. Şimdi dokunmazlık kalktığı zaman büyük ihtimal gideceğiz. Efendim hiç önemli değil. Biz Trabzon içeride varız. Gerekirse Trabzonspor'un haklı olduğu her yerdeki her zaman haklı olmuşuzdur. Hakkını savunuruz. CNN'deki konuşmamdan sonra da 25 dakika CNN'e 25 dakika kupanı vermesi gibi konuştuğu sıra bütün Fenerbahçeliler genel merkezi ne diyorsunuz o sosyal medyada ve faxlarla maillerle yağmura tuttular. Bu adamı partiden atın. Bu hem Fenerbahçe, bu nasıldır? Böyle CHP'li olur mu? Bunu partiden at diye ve bir önemli bölümü de bilmiyorsunuz. Genel merkeze girdi ve bana suç duyurusunda bulundular. Böyle ne konuşuyor bu adam diye. Bu da bundan önce. Bunların ben bir tanesini buldum. 15 dakika çençen konuştum. Dedim kardeşim sen Fenerbahçelisin, hakkını savunsun kendine göre. Ve aynı zamanda CHP'lisin. Evet dedim. Ben dedim haklı olduğum yerde hakkımı savunuyorum. Hem Trabzonsporluyum hem de CHP'liyim. Bunda ne mahsur var? Durdu dedi ki ya zaten ben senin CV'ne baktım. Sen çok koyu fanatik transfer olduğunu biliyorum. Kusura bakma kapattık. Yani biz burada birbirimizi incelerek değil, birbirimize saygı duyarak ve birbirimize destek olarak yol çıkmamız lazım. Şimdi ben sosyal medyada bu hukuk skandalıdır dedim. Altında yazmış.
Sen genel başkanla beraber Aziz Yıldırım'ı ziyarete gittin. Dedim ki kardeşim ben gitmedim, gitmem de. Gittiğim İsmet'e ben milletvekili bırakacağım. İsmet'e bırakacağım. Ancak bizim Milli İştahı milletvekilimiz sevgili arkadaşlarım cezaevlerinden sorumlu oldukları için işte Ergun Okan davasını ziyaret edildi sanıklarını, tutuklarını daha doğrusu ve balyozu şunu ederken Aziz Yıldırım'a da uğruyorlar. Aziz Yıldırım onlara şunu söylüyor. Veli Ağabey'in başı sağ açın konuşun. Şu anda genel başkan yardımcısı oldu. Onu şunu söylüyor onlara. Diyor ki şu Canoğlu var ya Canaloğlu. Ona söyleyin dikkat etsin kendine. Deyince şey diyor ki Veli Ağabey Sayın Yıldırım Volkan Canaloğlu bir şey demiyor. O diyor ki Trabzonspor ne kadar büyük bir kulüp ki bir kupası da Fenerbahçe'nin müzesinde duruyor. Ne var bu lafında? O zaman sevgili arkadaşlar birbirine destek vermemiz lazım. Ben genel başkan, grup başkanı grupla konuştum ve Fenerbahçe'yi savundu, Aziz Yıldırım'ı savundu. Hatırlayın. Sonra genel kurulda önünde geldiğim sayın genel başkanım. Yanlış yaptınız. Biz haktan hukuktan yana olan bir partiyiz. Yanında AKP de yanında duruyor. AKP de bizim. Başka grup başkanı. Bu dedim yakışmadı. Trabzonspor'un dedim hakkı hukukunu bütün dünya buluyor. Bunu siyasi de olsa bu yanlıştır dedim. İki, Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli ile beraber karşılaştık. Gizli oy veriyoruz. Koray Bey yanında hatta eski de yaptım. Biz Trabzon'a kuyruğa girdik. Oy kullanacağız. Gizli bir oylama var. Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli geldi. Ben espri yaptım. Dedim, Sayın Genel Başkanım buyurun dedim. Herkes dedim kuyruğa tersten girmiş dedim. Buyurun sıra sizin dedim. Ve arkadan şunu dedim Sayın Genel Başkanım. Ben kendi genel başkanıma söyledim size de söylüyorum. Yanlış yaptınız. Biz bu konulara girmiyoruz. Türkiye'nin bütününde oynuyorsunuz ama Trabzonlu'nun nüfusu nüfusundan fazladır. Trabzonlu'nun nüfusundan fazladır. Yani Trabzonlu. Şimdi bu noktaya baktığımız zaman ben düşen her görevde ne diyorsanız yaparım. Harun Bey aradı. Dedim geleceğim. Yarın sabah gelecektim. Yarın Cumhurbaşkanı adayımız geliyor. Bu akşamdan geldim. Çünkü niye? Trabzonspor olduğu yerde ben olmam lazım. Trabzonspor olarak siyasetten değil arkadaşlar. O işin başka farklı iş. Ama Sayın Gürsoy da söyledi. Biz 2015 seçiminden önce ampullerle biliyorsunuz bordo mavili formalar dağıtıldı miting salonlarında. Siz dedik ki bu yanlıştır dedik. Ben hatta aldım forma. Bu dedim yanlış. Bordo mavi siyaset karışmaz. Trabzon siyaset üstüdür. Trabzonspor'a siyasetçi girer ama siyaset girmez. Bunu dedim arkadaşlar, siz de tanıksınız. Gazetelere yansıdı. Fakat sonuçta hak ettiği, siyasetin hak ettiği ders alması lazım arkadaşlar. Kim olursa olsun. Trabzonspor'un hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Ama bunu sürdürebilir yapmamız lazım. Şimdi çok değerli avukat arkadaşlarım bu konuyla ilgili detaylı bilgi verecekler. Ben de kendi milletvekillerimiz, Süheyl Batum falan ile beraber de bunu tartıştık. Avukat milletvekillerimiz, başsavcı. Yeni bir hak doğmadı. Yeni bir delil yok. Yeni delil olacak ki, durum değişikliği olacak ki yargılama olsun alacaklar biraz sonra. Biz bunu da söyledik. Benim Trabzonspor'da hemşehrilerim, genç arkadaşlarım, benim oğlumla yaşlı arkadaşlarım benim kadar maçlara gitmemiş, benim kadar maçları izlememiş, benim kadar deplasmanlarda sıkıntı çekmemiş. Çünkü o zaman biz deplasmanlara gittiğimiz zaman arabalar mazotluydu. Biz de lokantalarda yerdik içerdik, grup fasulye pilav diye yazdırdık. Bunu hep bütün taraflara yapıyor. Biz böyle yapardık. Ve yollarda çok kaldık arkadaşlar. En son bir Hatay maçında 5-2'lik Hayret Sayın Asinalı bir ismi de yapalım. Kaleye Fatih sakatlandı. Kaleye Hatay gitti. Bandırma maçı. Biz de oradaydık. Yollarda kaldık. Gol oldu. Hatay kaleye geçti. Fatih sakatlandı. Hatay kaleye geçti. Hatay bizim kaptan. O arada bir gol oldu. Top ağlara vurdu. Çıktı. Bizim Hatay uçtu topu. Yakaladı ama gol. Dekar yapıyor. Özkan abi dedi ki, Gıdaç'ın nasıl, oğlum ne yaparsın dedi, gol oldu, gol. Yani biz bunlara tanık olmuş insanlarız. O nedenle biz Trabzonspor olarak siyasetli de yapmam gerekse neyse yaparım ama şunu söylüyorum, bitiriyorum. Ben bu kadar şeyi yazdım ve yaptım her mektuplara da Trabzonspor'a, burada Engin Bey'de, burada Engin Bey'de, Trabzonspor'da bilgi verdim. Ama o süreçte hiçbiri bana arayıp da başkan arkandayız, vekilim arkandayız, Volkan arkandayız, neyse işte hiçbiri bana bununla ilgili bir hareket yap demedi. Teşekkür beklemiyorum ben. Teşekkür yapmadım. Ama bir madem ki birlikte hareket edeceğiz, o zaman birlikte bunu paylaşmamız lazım. Muhalefetin ilklerinde bunu paylaşmamız lazım. Sevgili arkadaşlar, çok önemli bir konu. Bu bizim gerçekten beni uykularla kaçırıyor. Haksızlık karşısında
Biz haklı olduğumuzu ispat edemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten ama bu duruşumuzu sürdürmemiz lazım. Bu duruşumuzu sürdürmemiz lazım ve bunun sonuna kadar gitmemiz lazım. Kamu vicdanında kupa Trabzonspor'udur arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor ama ne yazık ki Türkiye'de gücün üstünlüğü var arkadaşlar. Hukukun üstünlüğü değil, gücün üstünlüğü var. Biz de güçlü olmamız için birbirimizi kırmadan, dökmeden, ayrıştırmadan el ele kol kola nasıl ki burada yürüdük 25 bin kişi, İstanbul'da yürüdük 60 bin kişi, yine aynı şekilde sesimizi gür çıkarmamız lazım. Yasal olarak, yasal çerçevede anlamamız lazım. Bir de bir son şey, biz hep Fenerbahçe'ye yüklendik. Kupamızı ondan istedik. Halbuki kupa başka yerlerde ama federasyona yüklenmedik. Federasyona gerekli baskıları kuramadık. Ve biz federasyondan kupamda, çünkü bu federasyon değil mi ki Galatasaray-Fenerbahçe maçında şampiyonlar Galatasaray kupasının nerede verildiği telefondan kim sordu? Federasyon başkanı Yıldırım Demirel sordu arkadaşlar. Adamın kupasını şeyde verecek ya, soyunma odasında verecek. Böyle bir anlayış olabilir miydi? Kime sordu? Ver deyince veriyor. O zaman bu şeyden mesajımızı da hepimiz almamız gerekir. Bu panelin iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Her şeyi Trabzonspor için. Biz de diğer Trabzon sevgilerini söylüyoruz. Sağ olun. Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz.